Pek çok oldu artık. Yine gecikti. Sürekli beni endişelendiriyor. Artık dayanamıyorum. Anne? Ne oldu? Kardeşi ne arayıp haber veriyor ne de telefonlarımı açıyor. Defalarca aradım. Tenezzül edip açmadı. Umrunda bile değiliz resmen. Ne oldu sana? Neden bu kadar endişelendin? Bak, kaç kere aradım. Defalarca dedim ki, eğer gecikeceksen ara, bana haber ver. Ama yok. Ne arıyor, ne cevap veriyor. Hiç olmazsa insan bir mesaj atar, mesaj. Umrunda değiliz ki. Mac! 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 Mac'in başı kesin dert. Bay Sharma, neden geciktiniz bu kadar bugün? Ha? Mac nerede? Birileriyle dövüşüyor. Nerede olacak başka? Öfkesine yenilip her şeyi mahvet. İyi de ne oldu? Gene ne yaptı? Bu sefer ne oldu? Okulda bir şey mi oldu? Dur lütfen. Mehek'i bu okuldan atıyorum. Anne! Anne! Yardım et de oturtalım. Otur hadi. Koş su getir Sıvati. Anne al hadi. Su iç biraz hadi. Sen sakin. Mehek'i ara. Mehek, neredesin sen? Lütfen eve gel. Mehek! Aptal şey. Eşinden ayrılmıyor musun bu? Mac. Hayır. Yaklaşma sakın bana. Sana tahammül edemiyorum. Daha ne kadar alçalacaksın? Yolundan çekilmedin mi? Daha ne istiyorsun? Mac neler söylüyoruz? Başının dertte olduğunu hissettim. Telefonda çığlık attığını duydum. Ben de yardıma Yeter! Geldim. Yeter! Daha fazla yalan söyleme. Sen... Sen sadece sahte gururuna önem verirsin. Hepsi bu. Erkeksin ya. Eğer bir kadın... dediğini yapmazsa hayatını mahvetmeye çalışırsın. Tıpkı baban gibisin. Kadınlara kötü davranıyorsun. Hatta sen babandan da betersin. Ölmemi istiyorsun öyle değil mi? Bu haydutları senin yolladığını bilmediğimi mi sanıyorsun Shorya? Söylesene. Yeter mi? Sana yardıma geldim. Sen de beni suçluyorsun. Sus. İyi biriymiş gibi davranmayı kes artık. Bunu daha önce de yaptın. Sen de, ailen de insanları kandırmaya bayılıyorsunuz. Ben senin yüzünü bile görmek istemezken hayatımı cehenneme çevirdin. Ama bugün haddini iyice aştın. Önce tişörtümü yırttın. Sonra da... Bak, tişörtün yanlışlıkla yırtıldı orada. Kes sesini artık!
senin gibi erkekler kadınların hayatını mahvediyor. İstediğin kadar övünebilirsin ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Sinirden ne dediğini bile bilmiyorsun. Doğru. Çenemi sonsuza kadar kapatmak istedin. Ama bugün kendimi tutmayacağım. Herkese gerçek yüzünü anlatacağım. Baban Cugrak, Sink Alavat gibi sen de üç kağıtçısın. İkinizi de rezil edeceğim. Beni okuldan attırdınız. Beni öldürtmeye çalıştın. Ne kadar güçlü olduğumu ve kolay ölmeyeceğimi fark edince de gelip yardım eder gibi yaptın. Ki daha sonra amacına ulaşmak için kalbimi kazanmak istedin. İşte gerçek bu. Sen benim dostum değil, düşmanımsın. Sen var ya, bir kadını mahvetmeye yemin etmiş İnatçı adamın tekisin. Ve bunu başarmak için bana ya da aileme zarar vermekten bir an bile çekinmezsin. Senin kadar iğrenç birini hiç tanımamıştım. Dilerim senin gibi biri bir daha asla karşıma çıkmaz. Git hadi. Şimdi git. Git buradan. Git şampiyonayı kazan da o bencil babanı memnun et. İstediğin bu değil mi? Git hadi. Git ve o şampiyonayı kazan. İstediğin gibi şampiyon ol. Hadi git artık. Babanı mutlu et Şorya. Yeter mi? Sakın, sakın. Canından ederim seni. Benden uzak dur. Çünkü seni ne zaman görsem hayattaki en büyük hatalarım aklıma geliyor. Senin gibi bir adama güvenme hatası. Senin gibi birini dost sanma hatası. Senin iyi biri olduğunu düşünme hatası. Senden dost most olmaz. Çünkü sen insan bile değilsin. Senin gibi biri bir başkasını asla düşünmez Çorya. Sen de adamların da bir işe yaramadın. Yaptığın plan tam bir fiyasko. Sana onca para verip buraya getirmek ne işime yaradı ki benim? Bunlar, bütün bunların hepsi boş. Ha? Sen anca böbürlenmeyi biliyorsun. Şu töreni yapalım. Bu plan kusursuz ama güçlerinle sıradan bir kızı dahi öldüremedin, beceriksiz. Hislerimde hiç de yanılmamışım. Bütün bunlarda sen de safsatasın yani. Nasıl yaparsın bunu? Seni sahtekar! Beni böyle hitap etmeye kalkma. Benim yöntemlerim her zaman işe yarar. Ama sen gerçekleri benden sakladın. Bu yüzden de istediğini elde edemezsin. İlk defa bir tören işe yaramadı. Ve bunun tek sebebi bana yalan söylemiş olman. Bunun bedelini ödeyeceksin. Düşmanının ne kadar güçlü olduğunun farkında değilsin. Bu da yetmezmiş gibi yalan söyledin. Mahvolacaksın. Seni artık elimden kimse kurtaramaz. Hayır, hayır efendim. Hata yaptım. Bana ancak siz yardım edebilirsiniz. Lütfen affedin beni. Hatamı kabul ediyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen ne olur. Gerçeği anlatacağım. Ne olursun efendim beni bağışla. Mehek, nasıl oldu bu? Ne fark eder? Nasıl olsa sözüme hiç kimse inanmaz. Mehek, sana köye dönelim demiştim. Kavga etmek yok demiştim. Ama beni dinlemedin. Sen köye gidelim demiştin. Koç da öfkene hakim ol demişti. Söyler misiniz? Niye sürekli benden bir şeyler bekliyorsunuz? Ben bir hata yapmadım. Niye pes edeyim ki? Her şeyin sorumlusu sadece Şorya. Ayrıca sırf onun ailesi değil, benim ailem de onu destekliyor. Ve benim aklım bunu bir türlü almıyor. Hakkımı savunmama asla ama asla izin verilmiyor. Neden? Erkek değilim diye, değil mi?
erkek olmadığım için emir almam lazım. Kimsenin desteğini de alamam. Öyle değil mi? Mehek, biz ne yapıyorsak? Hayır anne, hayır. Bazen hak ettiğini alman için savaşman gerekir. Ben senin gibi kaçmayacağım. Korkuya teslim olmayacağım. Hayır. Mehek, dinle Mehek. Anne. Mehek. Anne, ben konuşurum. Senden dost falan olmaz. Senin gibi biri bir başkasını nasıl düşünebilir ki? Asla düşünmez. Senin kadar iğrenç birini hiç tanımamıştım. Dilerim senin gibi biri bir daha karşıma çıkmaz. Tıpkı baban gibisin. Kadınlara kötü davranıyorsun. Hatta babandan da betersin sen. Senin gibi erkekler kadınların hayatını mahvediyor. Gerçekleri daha evvelden anlatmalıydım. Beni böyle bırakmayın ne olur. Lütfen yardım edin. Bunun bir yolu olmalı. Bir çözümü olmalı. Lütfen bana yardım edin. Çok büyük bir hata yaptın. Gerçeği bilseydim işler çok daha farklı şekilde gelişirdi. İşin içinde başka bir iş var. Bu iki ruh eşi. Aşkları ne kadar kuvvetli haberim bile yok. Bir arada olmak onların kaderinde var. Onlar ayrılmazlar. Onları... kesinlikle ayıramayız. Onları ayırmaya senin gücün yetmez. Onlar çok güçlü biliyor musun? Sen önce kendini kurtar. Senin cezan onların elinden olacak. Yaptıklarını sana ödetmek için bir arada olacaklar. Shorya ve Mehek yaptıklarının öcünü alacak. Bundan kaçış yok. Ne olur kurtarın beni. Ölmek istemiyorum. Ne derseniz her şeyi yaparım. Ne olur lütfen kurtarın. Eğer geçmişte yaptıklarımı hatırlarlarsa mahvederler beni. Onlar birbirine yakınlaştıkça sen hayattan uzaklaşacaksın. Bunu böyle bil. Senin sınavın bu. Anlıyorsun değil mi? Çok dikkatli olmalısın. Söylesene ne oldu? Aa, acıyor. Çok kötü yaralanmışsın. Dur. Merhem getireyim. Meg? Shorya bu defa haddini aştı. Beni öldürmesi için adam tutmuş. Benimle tek başına baş edemeyince gidip adam tutmuş. Meg! Aç kapıyı. Mehek. Abla, annemle koç uyanmadan önce çıkalım. Yoksa olay yaratırlar. Yoksa seni paralarım. Bırak dedim. Sonunda sana döndüm. Seninleyim. Bu durumda bile nefesini hissedebiliyorum. Ne? Sonunda yanındayım. Mehek. Ne oluyor içeri alsana. Hemen içeri götür. Elinizdeki fırsatı kaçırdınız. İşte düşmanlarım bu yüzden hala hayatta. Bana bakın.
gözünüz ikisinin de üzerinde olsun. Nereye gidiyorlar, kiminle buluşuyorlar? Attıkları her adımdan haberdar olacaksınız. Ve bana söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Gidin şimdi. Çok gıcık. Meg. Bu ne cüret? Dinleme. Lütfen. Ne yapıyorsun? Ne olur bak lütfen. Bırakıp gitme beni. Eğer gidersen bütün dünyam yine başıma yıkılır. Bak Meg, ne olur affet beni. Ya bak ben sen yokken çaresiz hissediyorum. Ne olur bak sensiz yaşayamam. Haddini bilsen iyi edersin. Kes artık saçmalamayı. Kes dedim sana. Hayır, yapma. Meg, hayır. Çocuk kendinde değil. Neler olduğunu anlayamayacağız. Bir fincan çay içmeden hayatta kendine gelemez. Bay Sharma. Siz onunla ilgilenin. Ben de gidip çay yapayım. Söyleyin de saçmalamasın. Meg, ne olur gitme. Meg, ne olur. Bana bak. Meg. Bırak onu. Bırak. Ondan uzak duracaksın. Tokadı yiyince aklın başına gelir. Hadi kalk. Hayır. Bakalım. Hayır. Yürü. Git. Dinleyin beni. Bırak. Dinleyin beni. Bırak beni. Eminim zamanında siz de aşık olmuşsunuz. Aklını mı kaçırdın sen? Sevdiğinizin hatırı için beni. Bırak sana. Meg'den ayırmayın ne olur. Bırak bacağımı şuraya. Lütfen. Defol git. Lütfen. Bay Sharma ne olur. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Aklını mı kaçırdın sen? Bırak Meg bacağımı şuraya. Meg izin verene kadar hayatta bırak. Tam bir baş belası. Bırak dedim. Bırak. Bırak beni. Şunu bir güzel döveyim de görsün. Neymiş? Bensiz yaşayamazmış. Hayır. Hayır. Kimseyi dövmeyeceksin. Dinle Meg. Beni dinle. Lütfen bana vurma artık lütfen. Ne olur aşkımı kabul et. Aklım başımda değil benim. Biliyorum ama seni gerçekten seviyorum. Görürsün sen şimdi. Ha yapma. Abla bırak bırak beni. Ben biliyorum onunla nasıl baş edeceğimi. Dayağı yiyince aklı başına gelir hemen merak etme. Sesimi duyan var mı? İmdat yardım edin. Bu insanlar öldürecek beni imdat. Biri var mı ne olursunuz. Yüce Tanrım. Nereden girdi bu çocuk hayatıma? Meg, dur. Aklı başında değil. Vurursan işler daha da sarpa sarar. Bağırır, çığlık atar. İnsanlar evin etrafında toplanır. Polis gelirse başımız derde girer. Bu ne böyle anne? O adamlar kimdi? Ne oluyor burada? Bu adam da kim mi? Anne ne yapıyorsun sen? Arış şey annen... Annen iyi değil. Hayatı tehlikede. Ben de bir takım şeyler yaparak iyileşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha neler? Ne gibi şeyler bunlar? Siz ne yapıyorsunuz? Şaka mı bu? Bu adam gerçek mi? Anne Londra'ya gidip tedavi olmam gerekiyor. Bu ne saçmalık? Doktorunla konuştun mu? Arış dinle beni. Dinle oğlum. Bak tıpta bir çaresini bulamadım. Ben de bu sebepten biraz farklı yöntemleri deniyorum. Ayrıca senin işin hala bitmedi. Benim için donör bulman lazım. O donörü bulacağım. Ama bütün bunları onaylamıyor. Hayır bak, doktor ne diyorsa onu yapacağız. İşte o kadar, tamam mı anne? Bir saniye dur. Alın şunu. Gidin lütfen. Rica ederim. Seni aptal! Beni aşağılamaya kalkma. Arış saygısızlık etme. Bana yardım ediyor. Pekala. Lütfen buradan gidin. Arış derdin ne senin? Bana yardım ediyor diyorum sana. Sen git. Anne bak bütün bunlar seni iyileştirmez. Doğru düzgün tedavi olman gerekiyor. Bırak yardım edeyim lütfen anne. Eğer sana bir şey olursa kendimi asla affedemem lütfen. Lütfen gidin. Efendim. Arış. Anne. Anne. Kim bilir bu işler ne zaman yoluna girecek. Bu çocuk durmadan bize sorun çıkarıyor. Konu komşuya rezil etti bizi. Anlayamıyorum. Ne olacak şimdi? Meg çok sinirli. Umarım yine kavgaya tutuşmaz. Al, bunu Bay Sharma'ya ver de Shorya'ya içirsin.
efendim. Bekçi ile konuştum. Şorya eve dönmemiş. Çandeni çolka git ve onu bul. Dikkat et, kalk. Kalk dedim hadi. Bir saniye. Bırakın, kendi hatam yüzünden düştüm ben. Kendim kalkarım. Bakın. Ben... Hey! Delirdi iyice. Tut şunu. Hey! Kıpırdama. Sessiz otur. Otur dedim. Başar mı? Tek başıma ayakta dururum ben, merak etme. Pekala. Dur bakalım. Kıpırdama. Dur orada. Bay Sharma, şunu içirmeniz lazım. Hadi iç bakalım, şunu da aklın başına gelsin. Bay Sharma, Bay Sharma. Bakın bunu ben içersem midem bulanacaktır kesin. Meg, yardım eder misin? Hey, dur. Gel buraya. Saçmalamaya kalkma. Sen dur. Bırak Bay Sharma halletsin. Bak Meg, ben kendime hakim. Ona söyle hiç zahmet etmez. Sorun şu ki ben Meg'den uzak kalan. Neden endişeleniyorsunuz Bay Sharma? Lütfen affedin beni. Lütfen. Kes saçmalamayı da iç şu çayı hadi. Shorya. Lütfen çayını iç. Kendine getirecek seni. Hadi çabucak iç. Bayanman şey... İçersem midem bulanacakmış gibi geliyor da ben... Tokat mı yemek istiyorsun? İç hadi çabuk. Bay Sharma, zorla içelim. Tamam. Siz beni zorlayamazsınız ama. Bayan Man, Meg ona olan aşkımdan faydalanıyor. İçmek istemiyorum. Çay falan içmeyeceğim ben. Bırakın artık beni. Tamam. İç hadi, iyi gelecek. İç. İçmek istemiyorum, hadi. Hadi, hadi iç dedim, iç şunu. Hey. Gösteririm şimdi sana ben. Meg, 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 Meg dur. Boğazına kaçtı. Boğazına kaçtı. Bir şey olmaz, hayatı zindan etti bize zaten. Shorya. Vur bana. Öldür istersen. Ölç aldığını biliyorum. Senden uzak duramayacağımı söylemiştim Meg. Meg, ne yapıyorsun sen? Öfkene hakim ol. Peki ya onun bu tavrı? Saçmalayıp duruyor ama ona hiçbir şey demiyorsunuz. Tanıştığımızdan beri hayatımızı zorlaştırmaktan başka bir şey yapmadı. Çocukluktan beri benimle uğraşıp duruyor. Buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim ama ona bile izin vermiyor. Sürekli sorun çıkarmaya çalışıyor. Nedenini biliyorum. Bir kadının ondan iyi olmasını hazmedemiyor. Baksanıza, yine rol yapma peşinde. Önce beni okuldan attırdı, şimdi de bana aşık numarası yapıyor. Hepsi numara. Bugün ne oldu bilin. Önce beni öldürsün diye adam tuttu. Sonra da yardımıma koştu. Ben ne adam gönderdim, ne de seni okuldan attım. Evet. Seninle biraz uğraştım. Ama beni görmezden geldiğin için uğraştım. Seni kaçırttım çünkü babamı itham ettin. Ben seni asla incitemem. Sana asla zarar vermem. Hem vermeyeceğim de. Ben bunu neden anlamadığını hiç anlayamıyorum doğrusu. Her şeyi anlıyorum. Aklına ne eserse onu yapıyorsun. İster git, ister kal. Dinlemek. Shorya, haddini bil. Ben duygularımı anlatmadan hiçbir yere gidemez. Beni dinlemek zorundasın. Efendim? Bütün bunlarla başa çıkmakta zorlanıyorum. Önce böbrek yetmezliği, şimdi de eski düşmanlarım. Belki de Aruş haklıdır. Ben geri dönmeliyim. Geri dönmen hiçbir işe yaramaz. Buraya geldin çünkü gerçekleri görmek zorundasın. Nereye gidersen git, mahvolmaktan kaçamazsın. Onlar birbirine yakınlaştıkça sen hayattan uzaklaşacaksın. Dünyanın neresinde olursan ol,
Onlar oraya girecekler ve seni bulacaklar. Onlara acı çektirerek hata ettin. Ama bugün onları yakınlaştırarak daha büyük bir hata ettin. Bedelini ağır ödeyeceksin. Bırak da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Sonra öfken deneyecektir. Sen aklını kaçırmışsın. Kendine gel artık. Evet. Aklımı kaçırdım. Ben düzgün düşünemiyorum. Ama şimdi kalbimden geçenleri söyleyeceğim sana. Ne, kavga ediyoruz evet ama tek düşündüğüm sensin. Galiba aklımı oynattın Meg. Seninleyken zaman uçup gidiyor gibi geliyor. Meg, sanırım ben sensiz yapamıyorum. Hem zaten senin bir suçun falan yok. Ben sensiz olamıyorum. Sen bana katlanamıyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Bırak beni. Deli gibi davranıyorsun. Evet, deliyim, deliyim. Senin yüzünden delirdim artık. Uzaklaşmana izin vermeyeceğim. Öldürürüm seni bak. Tamam, öldür o zaman. Öldür hadi. Ama seni bırakmam. Çünkü seni seviyorum. Sen gözlerime bak bir kere. Hadi bak. Bana karşı hiç mi bir şey hissetmiyorsun? Beni seviyorsun Meg, biliyorum. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Ne saçmalıyorsun? Aklın başında değil senin. Seni terbiyesiz seni. Defol evimden, yürü. Yürü. İkiniz de. İkiniz de Meg için çok kıymetlisiniz. Meg kararlarını sizin düşüncelerinize göre almaya çalışıyor. Ama biliyor musunuz? Bu kız için. Sizin mutluluğunuzdan daha önemli bir şey yok. Belki de ilanı aşk etmeden evvel sizinle konuşmalıydım. Bakın. Ben Meg'i çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Ben Meg olmadan asla yaşayamam. Yaşamak da istemiyorum. Ki benimle evlendir. Shorya, ne diyorsun sen? Bak, şu an kendinde değilsin. Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Özellikle böyle geldim ki kalbimdekileri dökebileyim. Bugün Meg için o kadar endişelendim ki kendime bir daha ondan kaçmayacağıma söz verdim. Eğer Meg'e bir şey olsaydı yaşayamazdım. Şu an fark ettim ki hayatım onun etrafında dönüyor. Ben onsuz yapamıyorum işte. Onu çok seviyorum. Lütfen ne olur anlayın. Bana biraz güvenin yeter. Ben onu gerçekten çok seviyorum.
yaşamamın imkanı yok. Lütfen, lütfen Meg'le evlenmeme izin verin, ne olur. O da beni seviyor ama hayatta söylemez. İnanın bana, gözlerinde gördüm onu. Bakın, halini görmüyor musunuz? Beni sevdiği çok belli. Meg seni seviyorum. Gerçekten Meg. Ben Meg istiyorum. Söylediklerine inanmayın sakın. Bu halde eve gidemez. Bırakalım da kalsın burada. Aklı başında değilken saçmalıyor işte. Söylediklerini kale alacak değiliz ya. Hadi yatalım biz de. Hadi herkes yatağa. Ama seni bırakmam. Çünkü seni seviyorum. Meg, doğru mu söylüyordu? Swati abla, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ciddiye almamıştım. Ama bugün sanki samimiymiş gibi geldi. Çünkü seni seviyorum. İlk defa bir erkek Meg'i susturmayı başardı. Yoksa Meg'in de onda gönlü mü var? Bak. Tamam öldür ama seni bırakmam. Çünkü seni seviyorum. Ne kadar da aptalım. Ben ne yaptım? Düşmanımın evine girip saçmaladım.
İçmek istemiyorum. İç hadi. İyi gelecek. İç dedim. İçmek İçsene. İstemiyorum. Bu evde su içmek bile çok tehlikeli. Yoksa Meg çayıma zehir mi kattı? Çay getirdim. Hadi otur. Otur. Bayan Mağan, çay enfes olmuş. Biliyorum. Çayın içine fesleğen ve zencefil koydum. İyi gelir. İç hadi. Dün olanları hatırlıyor musun? Şoria sana sordu. Dün olanları hatırlıyor musun? Dün yaptıklarını nasıl yorumlamalıyım sence? Sana bir şey soruyorum. Şoria. Şoria sana bir şey soruyorum. Dün yaptıklarını nasıl yorumlamalıyım? Bayan Mağan, ben... Gerçekten ben... Sarita! Ne soruyorsun? Ona bir şey sormanın hiçbir anlamı yok. O da babası da bizimle eğlenip duruyor işte. Seviyorlar bizimle uğraşmayı. Öfkeme hakim olmalıyım. Kuşu duymazdan gelmeliyim. Bay Sharma, Shorya'ya sormak istediğim şeyler var. Oturup kendisiyle konuşmak istiyorum. Shorya, dün söylediklerinde samimi miydin? Mehek'i gerçekten seviyor musun? Mehek de seni seviyor mu? Cevap ver Shorya. Anne. Sen bu çocuk Ayyaş'ın teki. Şımarık. Saygısız ve pervasız. Bırak şunu artık. Ne konuştuğunu bilmiyor. Sence samimi olmuş olma ihtimali var mı? Sürekli yalan söylüyor anne. Yalan söyleyip insan kandırmayı adet edinmiş artık. Yani söylediklerinin hepsi yalan mıydı Shorya? Neden hala buradasın? Gece iyi uyudun mu? Gidecek misin? Yoksa kahvaltını mı getireyim? Biliyor musun, bize teşekkür borçlusun. Dün gece polisi aramadığımız için. Ama keşke arasaymışız, daha iyi olurdu. Arasaydın o zaman. Suçsuz insanları hapse tıktırmaya bayılırsın zaten. Keşke arasaydın. Mehek, yeter. Odana git hemen. Bir dakika anne. Onunla konuşuyorum. Eğer ailemle bir derdin varsa ve bizi beğenmiyorsan, dün gece ne diye geldin? Başka işin yok mu senin? Başımıza bela açmak için başka planlar mı kuruyorsun yoksa? Bak, ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyoruz. Git artık evimizden, hemen git. Duymadın mı beni? Mehek, yeter. Yeter artık. Derhal odana git. Hayır anne. Bu işi tamamen bitirmek istiyorum.
Yoksa aklını başına almayıp bize bela olmaya devam edecek bu. Bıktım artık. Başımıza dert olmasını istemiyorum artık anne. Yeter! Bay aman, çay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.